Diyoruz. Ali Bayramoğlu var telefon hattımızda. Gazeteci Ali Bayramoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi YSK bu kararı aldı. 23 Haziran ikinci kez tarafların yarışacakları bir tarih haline geldi. 23 Haziran kararıyla birlikte biz artık 23 Haziran sonrası başka şeyler konuşur muyuz siyasette? Bunun bir takım işaretlerini görüyoruz. Mesela Davutoğlu YSK'nın aldığı karara itiraz etti. Abdullah Gül bu 367 kararından sonra bir arpa boyu bile yol gidememişiz dedi. Çok ciddi bir eleştiri getirdi. Kendisiyle ilgiliydi o 367 kararı. Önümüzdeki sürece ilişkin biraz daha AK Parti içinde eleştirinin yükseldiğini söyleyebilir miyiz? Veya uyarılarını? Tabii bu açık. Yani tabii her ne kadar Davutoğlu ve Gül AK Parti'nin dışındalar artık bir anlamda. Her ikisinin de AK Parti'ye alternatif siyasi hareketlerle ilişkili olduklarını biliyoruz. En son bir manifestosu vardı Davutoğlu'nun. Evet. Gül'ün de babacanla ilişkileri olduğu söyleniyor. Diğer taraftan yaptıkları açıklamaların da tabii anlamı önemi son derece büyük. Yani bu aslında AK Parti'nin kurucularının bir bölümünün, bir kısmının AK Parti'nin gittiği bu yolun, aldığı bu istikametin kabul edilemez olduğunu yüksek sesle ve hızlı bir şekilde söylemeleri Türkiye'de gelinen bir en azından politik, zihinsel anlamda politik bir yol ayrımının önemli olduğunu gösteriyor o cenah açısından. Ama Türkiye açısından baktığımız zaman iki şeyin altını çizmekte fayda var. Bir genel politik anlamıyla 23 Haziran, bir de güç ilişkileri çerçevesindeki politik anlamıyla 23 Nisan. Tabii birinci anlamla da baktığımız zaman günlerdir söyleniyor ve yazılıyor. Bütün delilleriyle ortada. YSK'nın almış olduğu bu karar hukuki bir karar olmaktan çok tüm yönleriyle politik bir karar olarak karşımızda duruyor ve bu bir siyasi iktidarın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, belki Osmanlı Cumhuriyeti tarihindeki parlamenter bütün evreleri dikkate alacak olursak ilk kez sandıkla kaybettiği halde gitmeme, iktidarı bırakmama direnci gösterdiği bir ana tekabül ediyor. Bu tabii oldukça karanlık bir durum demokrasi açısından, Türk demokrasisi açısından. Sonucu ne olursa olsun 23 Haziran'a bu unutulmayacaktır. Bu Türkiye Avrupa'ya gelebildi. Seçim bizim için son derece önemli, bu ülke için önemli. Hatta yegane meşru ve dokunulmamış bir demokratik mekanizmaydı. Tekti belki. Ona da dokunuldu. Dolayısıyla bunun üstüne düşünülecek, konuşulacak ve AK Parti'nin Türkiye'yi bu noktaya nasıl getirdiği ya da AK Parti demeyelim ama Türkiye içerisinden bir zihniyetin, bir grubun neler yapabileceğinin kriteri olarak, kanıt olarak tartışılacaktır. İki diğer taraftan baktığımız zaman 23 Nisan güç ilişkileri bakımından tabii önemli. Çünkü 23 Nisan'da ortaya Haziran'da. Çıkacak. Çok özür dilerim. 23 alışkanlık ben de bazen alışkanlık yapıyorum. Evet, 23 Haziran'da ortaya çıkacak sonuç Türkiye'nin gidişiyle ilgili son derece önemli olacaktır diye düşünüyorum. Yani bir burada tabii bir beklenti nedir? Bu haksızlık, bu keyfilik demokrasiye bu şekilde otoriterce müdahale ve fütursuzluk karşısında işin asıl sahibi olan seçmenin, işte iradenin, halk iradesinin gerekli yanıtı vermesidir. Beklenen budur. Bugüne kadar Türkiye'de de böyle oldu hep. Bu tür kritik anlarda seçmen devreye girdi diyorsunuz. Peki kazanırsa ne olacak Ali Bayramoğlu? Şimdi tabii, ama tabii kazanırsa ne olacak başka bir tartışma. Kazandığı takdirde de Türkiye başka bir tercih yapmış olacak, bir kere onu söylemek lazım. Kazanması demek toplumsal meşruiyete işaret ederek bugüne kadar yaptıklarına devam ediyor olması demek AK Parti'nin. Bu Türkiye için pek çok sıkıntıyı beraberinde getirir. Bir kere demokrasinin özüyle ilgili bir sıkıntıyı beraberinde getirir. Demokrasiyi ihlal etmiş bir siyasi iktidarın halk tarafından destek alması anlamına ve bunun onaylanması anlamına gelebilir. Bu çerçevede tabii Türkiye'nin demokrasiden bir level, bir seviye
düşerek demokrasiden biraz daha uzaklaşmasının uluslararası alanda ekonomi alanında bedelleri olabilir. İç siyasette daha çok gerginlik üstüne gidecek. Bu mevcut otoriter dilin biraz daha derinleşmesi üstüne gidebilecek bir istikamet açılabilir. Bu tabii krizler serisi demektir Yavuz. Yani bu devlet içini de karıştırır, toplumdaki dengeleri de bozar. Ama Türkiye için çok hoş olmayan bir 4 yıl başlayacak demektir. Unutmayın ki İstanbul seçimlerindeki destek Türkiye'nin tam kutuplaşmasını ifade edecek. O seçmen desteği dediğim şey tabii büyük bir oranda bunu AK Parti kazansa bile kazanamayacaktır. Yarı yarıyadır muhtemelen kazanma halindeki bile alacağı oy. Ama bu kutuplaşmanın kesifliği bize demokrasinin sorunlarını çözme imkanlarını vermez, hatta bizi bundan uzaklaştırır. Ama ben hala anlatmak istediğim ama sizin hızla ikinci ihtimal üstüne verecekliğiniz konunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Kaybederse ne olur? Evet. Tayyip Erdoğan asıl kıymetli olan tarafı, bu kazanırsa ne olacağını biliyoruz ana hatlarıyla. Bana ama ben yine de bir dile getirmenizde fayda olduğunu düşündüm. Kaybederse ne olur? İkinci kez kaybetmiş olacak o zaman. Yeni bir durum tabii. Bu kaybederse bu başka bir şey ifade edecek. Bunun 3 tane etabı var. Birinci etap 31 Mart seçimleri. Evet. 31 Mart seçimlerinde sadece İstanbul'da değil bütün Türkiye'de Erdoğan kaybetti. Yani simgesel olarak kaybetti, politik olarak kaybetti, kitlesel olarak kaybetti. Her ne kadar kazandık dese bile Cumhurbaşkanı. Demesinin hiçbir önemi yok. Çünkü büyük şehirleri kaybetti. Oy oranının biz yaklaşık 37'ye 38'e düştüğünü hesap edebiliyoruz. Masaya oturduğumuz zaman bu kendi yerel yönetim ortalaması olan 40'ın oldukça altında. MHP'ye karşı kaybettiği büyük şehirler gibi Türkiye'nin kalbini oluşturan yerlerde kendi seçmeni katım olanının düşüklüğüyle kendisinden kaçtı. Katılan seçmen de beklediği kadar AK Parti'yi desteklemedi. Yani bu bir ciddi bir inişin işareti. Ve bu açıdan baktığımız zaman bu kaybın devam etmemesi bu istikametle giderse AK Parti mümkün değildir. Şimdi başka bir şey yaptı AK Parti bu sefer. İşte şu yaşadığımız demokratik skandal üretti. Bu skandal onun bugüne kadar uyguladığı politikaların da biraz daha ısrar ettiğini bize gösteriyor ve şimdi bir fırsat var. Bu fırsat 23 Haziran'da birebir halkın vereceği, yani seçmenin vereceği bir yanıt. Bu yanıtla Tayyip Erdoğan'a hayır denebilirse hiç şüphe yok ki bu inişin, 31 Mart'ta başlayan bu inişin hızlanması ve kuvvetli bir şekilde teyit edilmesi ortaya çıkar. Bir kere İstanbul'un başına gelecek İmamoğlu'nun gücü katlanarak artar. İstanbul Belediyesi İmamoğlu'nun elinde adeta alternatif bir varoluş, siyasi varoluş, iktidar alanı haline döner. Siyasette bir çoklaşma yaşanmaya başlanır ve zor olabilir, sıkıntılı olabilir ama Türkiye hiç olmazsa antidemokratik bir yapıyı seçimler yoluyla ekarte etmenin, değiştirmenin imkanlarını yeniden eline geçirmiş olur. Bu açıdan son derece değerli olduğunu düşünüyorum bu ihtimali. Ha, olur mu olmaz mı göreceğiz. Onu göreceğiz tabii ama şimdi şöyle bir takım kulisler de geliyor Ankara'dan. AK Parti seçim döneminde bir beka tehdidi üzerinden yürüttü propagandasını ve Binali Yıldırım da yaptığı her açıklamada ya bir dakika biz belediye başkanı seçiyoruz dedi. Biraz o tehlikeyi görmüştü. Şimdi sadece İstanbul'da yapılacak olan bu seçimde bu beka tehdidi propagandasını çok fazla kullanmayacağına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Daha çok yerel sorunlar üzerinde durulacağı, bu gerilim politikasından biraz uzak durulacağı biçiminde kulislerde ilk yapılan toplantılardan sızan bilgiler bu yönde. Bu dengeyi değiştirebilir bir şey mi sizce? Bence değiştirmez. Çünkü biraz önce söylediğim ve herkesin dehşetli bir şekilde izlediği şu YSK kararı ve öncesi tabii.
iktidarın buna müdahalesi, yönlendirilmesi kendi başına büyük bir söylemdir. Kendi başına büyük bir iddiadır. Şimdi doğrudan doğruya metrodan bahsetmek, sudan bahsetmek ya da Öcalan'ı hapishaneden hareketle konuşturmak ya da onun için mi yapıldı bilmiyorum tabii ama bütün bunların ben o hızlı bir şekilde kampanya dilini değiştirmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine bu seçimlerde oylanacak şey açıktır ve ortadadır. YSK kararı onaylanacak mı? Halk tarafından onaylanmayacak mı? Budur seçim masasında duran. Biz artık belediye başkanını değil sadece İmamoğlu'nu savunmayı ya da korumayı değil, aynı zamanda YSK'nın ya da AK Parti'nin müdahalesini okuyacağız. Bu bir plebisit seçimidir. Bu bir referandum seçimidir. Onun için kampanya dilinin ben çok etkili olacağı kanaatinde değilim. Peki muhalefetin önünde iki yol vardı. Boykot edebilirdi seçimi ki bunu dile getirenler de oldu. İyi Parti'nin genel başkanı bu öneriyi Kılıçdaroğlu'na aktardığını da biliyoruz Meral Akşener'in. Ama CHP boykot tercihi yerine seçimlere girmeyi daha uygun gördü. Bu arada bu karara ilişkin itirazlarını dile getirenler, AK Parti ikinci kez kaybedeceği bir seçime girer mi? Acaba başka bir takım şapkadan tavşanlar çıkar mı gibi tereddütlerini de dile getirdiler. Sizce AK Parti ikinci kez kaybedeceği bir seçime mi gidiyor? Girer mi yani, veya daha doğrusu o? Yani tabii bunlar artık bu son karardan sonra bize niyet okumaya. Ne konuşsak gidiyor yani onun içimizden. Evet. Cezesek oluyor gibi yani. Evet. Mantıken böyle olmaz tabii ama diyeceksiniz ki seçimden sonra mantıken olmaz dediniz ama oldu, olabilir mi? Olabilir tabii. Yani bu YSK'dan böyle bir karar ya da böyle bir tablo bekliyor muyduk? Her şey olabilir ama benim bir temel bir duruşum var, bir bakışım var. Hayatta demokrasi kıymetli bir şey. Eğer biz demokrasi ve sandıkla ilgili iyi niyetimiz, halisane duruşumuzu değiştirirsek inancımızı da kaybederiz. Evet, bu olabilir ama biz bu olmayacakmış gibi demokrasiye inançlı bir şekilde mücadele etmek zorundayız. Tek vatandaşlar olarak buna sahip çıkmak zorundayız. Yani hile yapılacaktır, o zaman seçimin anlamı yoktur'a kadar gidecek bir değersizleştirme bir hali çıkar karşımıza ki bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunun o kadar da kolay olduğunu düşünmüyorum. Yani burada kanuni yollarla, hukuki demiyorum, altını çizeyim, kanuni yollarla bir şey yapıldı ama bunun ötesi yapılamaz. Boykot fevkalade yanlış olur. Boykot sahayı bir nobran bir siyasete kendi elinde biraz daha iterek bırakmak demektir ki bu da fevkalade yanlış. Şimdi tabii önümüzdeki süreçte en çok konuşacağımız isimlerden birisi olacak Ekrem İmamoğlu. Dün katıldığı bir yayında eline bir zarf aldı. Dedi ki bu geçerli İl Genel Meclisi, bu geçerli muhtar, bu geçerli ilçe belediye başkanı, bu geçersiz niye ben varım burada diye. Büyükşehir Belediyesi'nde aynı zarftan çıkan 3 pusulanın geçerli, birinin geçersiz olmasının mantığa aykırı olduğunu anlatmak için. Aslında anlaşılabilir basit bir propaganda yöntemi ve Kılıçdaroğlu da dedi ki bütün İstanbul'a emanet edeceğiz. Biz artık CHP'nin adayı değil, 16 milyon İstanbul'un adayıdır Ekrem İmamoğlu. Bu süreçte kullanılacak dil de bu gibi görünüyor. Yani bir mağduriyet var, bir haksızlığa uğradı Ekrem İmamoğlu, evet, ve mantıklı bir karar yok diye. Çalışır mı? Çalışabilir. Çalışabilir. Yani özellikle muhafazakar kesimde çalışabilir. Yani zaten burada bütün mesele şudur. Sandığa gitmemiş olan bazı AK Parti seçmenlerinin ya da sandığa gidip de AK Parti'ye oy vermemiş olan AK Parti seçmenlerinin bu aşırı kutuplaşma dili olacaktır yakında. Bunun karşısında 2015 Kasım'ındaki gibi hareket edip etmeyeceği sorusu var karşımızda. 2015 Kasım'ında Haziran'dan sonraki seçimlerde AK Parti'nin kaybetmesine müsaade etmedi bu seçmen. Etmedi, belki kendi alanını korumak için etmedi. Belki orada söz konusu olan istikrar sorusuydu, belki terör sorusuydu vesaire. Fakat bu sefer çok daha açık bir şekilde bir vicdan meselesi var. Bir demokrasi meselesi var. Bütün bunları dikkate aldığımızda olabilir diyorum, olacaktır demek mümkün değil tabii bunu. Bilemezsiniz zaten. Bilemeyiz ama bununla ilgili bir ihtimalin ben çok da düşük olmadığını düşünüyorum. Yani kendi içinden tepki görecektir.
AK Parti. Gül'ün açıklamaları, Davutoğlu'nun açıklamalarını da bu açıdan açığa almamak lazım diye düşünüyorum. Peki bir erken seçim gündeme gelir mi Ali Bayramoğlu? Daha çünkü sonra. Sonra. Vallahi gelebilir tabii. Bu yani Ekrem İmamoğlu kazanırsa, ikinci kez AK Parti kaybederse anlamında söylüyorum. Hep yani olursa diyoruz. Tayyip Erdoğan'ın kafasının siyaseten nasıl çalıştığını ana hatlarıyla biliyoruz. Risk alabilen biri. Yani böyle daha kendisini geri çeken, olduğuyla yetinen değil, üstüne üstüne giderek, kutuplaştırarak, meydan okurarak kazanmayı tercih eden bir isim olduğu için bir kayıp halinde bu kendisini masaya koyabileceği bir risk alabilir mi? Alabilir. Böyle bir şey olabilir. Ama bunu değerlendirmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Evet, pek o tartışmaya da muhalefet girecek gibi görünmüyor. Bir önceki seçimde de sadece belediye başkanı seçiyoruz demişti. Bu seçimde başka argümanlar kullansa da herhalde Türkiye'nin yönetimini değiştirecek bir seçim görüntüsü vermek de istemezler diye düşünüyorum. Sanmıyorum. Yani burada gerçekçi olan açıktır. Yani şimdi bir ifal var, bir ihlal var, bir tecavüz var ortada. Bu tecavüzün seçimini yapıyoruz biz. Yani bunu değiştirmeye kalkmak zaten sadece iktidara yarar. Türk Cumhuriyet tarihinde ilk defa sandığa iktidar kendi gücüyle müdahale ederek, yasaları kendi lehine kullanarak durumu içinden çıkılmaz hale getirdi ve bunun seçimi yapılacak. Yani bu, bunun dışında bir İşte bu olmazsa erken seçim burada başarırsak tarzı şeyler seçmenin kafasını karıştırır ve çok gerçekçi olmaz diye düşünüyorum. Pekala. Teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce saygım olsun diye İlkem Umutlu bir soru sormuş. Siz aslında bilmiyorum Öcalan meselesini dediniz ama Abdullah Öcalan'la kurulan temas hakkında ne düşünür acaba Ali Bayramoğlu dedi. Belki bir cümle edersiniz. Sanıyorum içeriye hakim olmadığını söylediniz. Yani çok hakim değilim. Dolayısıyla çok iddia edilen işte AK Parti Kürt kartını oynamak için bunu yaptığı analizlerine çok katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü bunun devamının gelmesi lazım. Bunun devamını getirecek hiçbir gücü yok Erdoğan'ın. Kurmuş olduğu ittifakın da buna müsaade edeceğini sanmıyorum. Kampanyada da bu ittifak içinde geri getirilemez. Dolayısıyla HDP seçmenini etkilemek gibi AK Parti'nin bir küçük bir fikri olmuşsa belki bunu başka bir adım atarken bunu da düşünmüş olabilir ama bunu merkeze alarak analiz ben şu anda yazıyor olsam yapmazdım. Yapmazdın. Saadet Partisi'nin aday çıkartıp çıkartmaması da çok konuşuluyor. Saadet seçmeni CHP'ye veya Ekrem İmamoğlu'na oy verir mi aday çıkartmazsa? Çok bakın o tartışmalı bir mesele. Evet. Çünkü Saadet Partisi adayımı çekiyorum dediği zaman İmamoğlu'nu açık olarak desteklediğini ilan etmesi lazım. Bunu yapabilir mi? Evet. Şimdi yapsa bile seçmeni seferber edebilir evet, mi herhalde? Evet. İki, seçmen çekilmiş bir aday yerine gidip AK Parti'ye mi oy verecek, CHP'ye mi oy verecek bunu kimse bilemez. Çünkü aynı havuzun partileri. Bir başka açıdan baktığınız zaman burada ben Saadet seçmenin yarı yarıya AK Parti'ye gidebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Saadet'in adayının olduğu yerde kalmasında fayda var diye düşünürüm İmamoğlu'nun yanındaki bir gözlükle bakarsam. Pekala, çok teşekkür ediyoruz Ali Bayramoğlu, değerlendirmeler için eksik olmayın. 23 Haziran'daki seçimleri, seçim öncesi uygulanacak politikalı